Komşumuzun çocuğu bir oturuşta koca bir tabak yemeği bitiriyor. Bizimkisi hiçbir şey yemiyor. O kadar uğraşıyorum, mükemmel yemekler yapıyorum. Ya bir tadına bak diyorum, daha uzaktan kafasını çeviriyor, istemiyor. İşte şimdi sizi minik minik işinize çok yarayacak bazı ipuçları ve püf noktaları. Hadi sofraya oturabiliriz. Şimdi bizi izleyen hamile anne adayları için önerim şudur. İleride bebeğinizin her şeyi çok rahat yemesi için lütfen siz de yiyin. Bebekler anne karnında annesinin tattığı her şeyin tadına aslında bakarlar. Dolayısıyla hamileliği boyunca bütün besin gruplarından her şeyi yemiş, tadına bakmış olan bir annenin bebeği büyüdüğü zaman sofrada hiçbir yemeğe karşı kendini yabancı hissetmez, rahatlıkla yer. Olabildiğince mutlu ve keyifli bir hamilelik dönemi geçirmeye çalışın. Annenin gerginlikleri, üzüntüleri, stresleri aslında sadece annenin değil, ailenin de gerginlikleri, stresi ve üzüntüleri bebeğin de beslenmesinin kötü olmasına yol açabilir. Unutmayın ki doğumdan hemen sonra biz bebek doktorlarını, yeni doğan uzmanları, pediatristler mutlaka bebeği anne memesine tutturuyoruz. Daha doğumhanede, hayatın ilk dakikalarında, hatta bebeğin göbek kordonu kesilmeden önce annesini emmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu sayede altın iksir, hayatın en değerli besini anne sütünü ilk 6 ay almış olmasını sağlıyoruz. Emziren annelerin de hem sütlerinin bol olması için hem de bebeklerinin ileride her çeşit yemeği sorunsuz yemesi için emziren annelerin her çeşit besini tüketmesi lazım. Kuru fasulye yiyince benim bebeğim de gaz oluyor. Yumurta yiyince benim bebeğim de gaz oluyor. Bunlar kesin kurallar değil. Herkes de olmuyor. Denemeniz gerekiyor. Her çeşit yemeği yemeniz gerekiyor. Bebeğinizi emzirirken keyif alarak, haz alarak yemeniz gerekiyor. Eğer siz yemeğinizi çok keyifle ve haz alarak yiyorsanız göreceksiniz ki bebeğiniz de ilerleyen dönemlerde sofraya oturduğu zaman sizle beraber çok güzel yemek yiyecek. Peki doktor, lafı uzatma, bize sihirli formül ver, şu çocuk otursun sofrada yemek yesin diyorsanız bazı matematiksel kurallar var çocuklar için. Mesela bunlardan bir tanesi E3N, Ç1N kuralı. Ama bu kurallar kesin hükümde kurallar. Daima uygulanacak, asla taviz verilmeyecek kurallar. Yapabilirseniz E3N, Ç1N'yi yapın. Ne demek bu E3N, Ç1N? Matematiksel formül. E demekle kastettiğim şey ebeveynler. Üç tane N'ye karar veriyorlar. Çocuk ne yiyecek? Bunun kararını büyükler karar verecek. İkinci ne? Ne zaman yiyecek? Zamanı da siz karar vereceksiniz. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği hepsinin belli bir saati var. Zamanda yenecek. Üçüncüsü de nerede yenecek? Oyun odasında yemek yenmez. Yatak odasında yemek yenmez. Yemek sofrada, masada birlikte yenir. Buna da siz karar vereceksiniz. Bunlardan taviz vermek yok. Ve Ç1N, yani çocuk, bir tane neye karar verir? Orada da sizin laf hakkınız yok, söz hakkınız yok. O da nedir? Ne miktarda yiyecek? Siz isterseniz bir tabak yesin, isterseniz bir lokmacık alıp bıraksın, karışmayacaksınız. Çocuğun yediği lokmayı saymayacaksınız. Bu kuralları uygulayalım şimdi. Mesela bugün yemekte taze fasulye var. Bitti. Taze fasulye. Seçenek yok. Alternatif yemek yok. Yani fasulye ben yemiyorum deyip çocuk yemek istemedi. Kalktı sofradan. Ah, çocuğum aç kaldı. Dur ben ona iki tane köfte yapayım da karnını doyurayım derseniz bundan sonra çocuğunuz her yemekte seçici davranacaktır. O gün taze fasulye yemediği zaman o öğün aç geçebilir. Bir sonraki öğünde çok güzel yiyecek. Ne zaman yiyecek? Sofraya oturduğumuz zaman unutmayın, önce büyüklerin çocuklarına örnek olması gerekiyor. Daima sofrada yemeğe önce büyüklerin başlaması lazım. Aslında su küçüğün söz büyüğün derler ya, olay öyle değil. Su büyüğün söz küçüğün olsun. Yani siz yemek yiyin, suyunuzu için, çocuğunuz sizi görsün ve sizden özenerek o da sofrada oturup yemek yemeye başlasın. En çok yapılan uygulama şöyle oluyor. Mutfakta yemek pişmekte, birazdan aile sofrası kurulacak, herkes yemeğe oturacak. Anneler, babalar ya da işte büyükler, şunu karnı ben bir doyurayım da iki lokma o yesin, bir çocuğu bir karnı doyurup bir sonra oturup sofrada güzel yemek yiyelim diyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Çocuk da sofra kurulana kadar aç olarak bekleyebilir. Sofra kurulunca önce büyükler, sonra çocuklar yemek yemeye başlarlar. Mükemmel aile ortamının olması lazım. Yapılacak büyük hatalardan bir tanesi de yemek yedirebilmek için ona bir ekran açmak.
O zaman bir televizyon ekranı olabilir, bir cep telefonu ekranı olabilir, bir tablet olabilir. Onlara bakarken çocuk büyüleniyor adeta ve yemeğini yerken hiçbir şeyin farklı değil. Yemek yemek onun için otomatik bir mekanizma. O sırada her şeyi yedirebiliyorsunuz ama bu aslında hiç sağlıklı bir beslenme yöntemi değil. Bilinçsizce farkında olmadan ağzını açarak refleks olarak yemek yemesi aslında doğru bir beslenme yöntemi değil. İleride erişkin hayatta çok daha ağır sonuçlara yol açacak. Televizyonun karşısında oturup saatlerce tıkınan, her yeri yağ ballamış yüzlerce kilo ağırlığındaki insanların temeli böyle atılıyor. O nedenle sofrada yiyecek. Bir kural daha vardı. Nerede yiyecek? Anneler ellerinde tabaklarıyla çocukların peşinden koşuyorlar. İşte bazen eskiden daha çok gördüm. Şu anda azalıyor ama ne bileyim mesela oyun parkında çocuk oyun oynuyor. Kaydıraktan kayıyor. Kaydıraktan kayıp aşağı inince annesi ağzına yemeği tutuyor. Hiç doğru bir şey değil. Asla böyle bir şey yapmayın. Çocuklar sofra dışında ve sofranın kurulmadığı yerde yemek yemesinler. Oyun oynarken yemek yedirmek yok. Bu kuralları uygulamaya başladıktan sonra süremiz 10 gün. 10. günün sonunda oturacak sofraya ve sizle beraber çok güzel yemek yiyecek. Ama unutmayın ki miktarı da çocuk karar veriyor. Siz karar veremezsiniz. Yani anne diyor o kadar küçük geliyor ki ya diyor şu kadarcık bir şey yedi diyor. Karnı bununla doyar mı? Doyar tabii ki. Kilo alımı güzel, keyif yerinde, mutlu bir çocukta. Kendi avucuna sığacak miktar çocuklar için yeterli bir porsiyon olabilir. Unutmayın ki biz çocuk doktorları her geldiğinde kilosuna bakıyoruz, boyuna bakıyoruz, gelişimini ölçüyoruz. İştahsız olduğu söylenen çocuğun büyüme ve gelişmesinde hiçbir problem yok. Tamamen davranışsal. İşte size bugün 3N, Ç1N formülünü açıkladım. Ama iştahsız çocuklarla ilgili birçok video arka arkaya gelecek. Bu videoları kaçırmamak için kanalıma üye olmayı unutmayın. Çan işaretini işaretleyin ve faydalanacağını umduğunuz tüm yakınlarınıza kanalıma üye olmaları için haber verin. Mutlu ve sağlıklı günlerde görüşelim. Hoşça kalın.